Ya onlar istifa edecek ya ben istifa edeceğim. AK Parti Tire İlçe Başkan Yardımcısı Veysel Sağlam Trevizyon'da katıldığı canlı yayında Tire Belevi yolundaki çalışmaların neden duraksadığını anlattı ve ilgililere ateş püskürdü. O kadar verimli arazi gidiyor, yol yapılıyor. Niye? Can kaybolmasın, hizmet gelsin diye bunlar yapılıyor. Bunlar 3 tane tepeden tam dolayı torun çıkarıyorlar. Yani şimdi bunu yemin ederim ben de anlam veremiyorum. Bak AK Parti ilçe teşkilatındayım. Anlam veremiyorum. İşte ben Cumhurbaşkanımızın zamanında dediği başkanlık sistemi meselesi bu. Bürokratik böyle saçma sapan şeylerle takılıyoruz. Trenin kanayan yarası Tire Belevi yolunda geçtiğimiz aylarda başlayan genişletme çalışması hızlı bir şekilde sürüyordu. Belevi'den Mehmetler Köyü'ne kadar yapılan genişletme çalışmasında sıra dolgu kısmına geldi ve bu sırada çalışmaların durduğu gözlendi. 4 Eylül 2018 tarihine yetiştirileceği söz verilen yolda çalışmaların neden durduğu kamuoyunda merak uyandırırken konuyla ilgili ilk açıklama AK Parti Tire İlçe Başkan Yardımcısı Veysel Sağlam'dan geldi. Trevizyon'da canlı yayına katılan Sağlam yolda yaşanan bürokratik engeli anlattı. Ormanla ilgili sorun çıktı. Orman dedi biz malzemeyi veremeyiz demişler. Yani karayolları ormandan istiyor. Evet. Ormanda biz veremiyoruz. Malzemeyi veremeyiz diye bir şey yapmış. Ben de dedim nasıl veremezler ya böyle bir şey. Zaten bu sizin malzeme değil mi? Sizin malzeme. Emanetim orada. Efendim biz burayı ağaçlandıracağız. Kardeşim 22 senedir niye ağaçlandırmadın? Ha şimdi bölge şefim de şunu diyor. Biz malzemeyi alalım diyor. Ben sizin zemini düzelteyim diyor. Ağaçlandırmanın da ben yardımcı olayım ekibimle diyor. Karayollarının Orman Bakanlığı'nın himayesinde bulunan dolgu malzemesini istediğini ve Orman Bakanlığı yetkililerinin garip bir şekilde bu dolgu malzemesini karayollarına vermediğini ifade eden Veysel Sağlam, yol çalışmasını aksatan yetkililere ateş püskürdü. Şimdi bu dolgu malzemesi biliyorsunuz 22 sene önce bir Selahattin Tüneli açıldı. Bu Selahattin Tüneli'nden çıkan malzeme oradaki araziye, ormana ait olan araziye yığılmış 3 tane tepe. Bu arazi, bu malzeme burada. Bu karayollarının malzemesi. Oradaki karayollarından o malzemeyi alıp dolguyu yapacaklar. Ormanla ilgili sorun çıktı. Orman dedi biz bu malzemeyi veremeyiz. Ben de dedim nasıl veremezler ya böyle bir şey. Zaten bu sizin malzeme değil mi sizin malzeme? Emanetim orada. Efendim biz burayı ağaçlandıracağız. Kardeşim 22 senedir niye ağaçlandırmadın? Ha şimdi bölge şefim de şunu diyor. Biz malzemeyi alalım diyor. Ben sizin zemini düzelteyim diyor. Ağaçlandırmanın da ben yardımcı olayım ekibimle diyor. Yani bu hassasiyeti de gösterir. Madem öyle yapacaksınız biz bunu yapalım diyorlar. Yine işi yokuşa sürüyorlar. Ben inanamadım. Öncelikle gittim buradaki orman şefimizle görüştüm. Olayı bir ayrıntılı öğreneyim bir yanlışlık olmasın diye. Biz oturduk. Biz toprak satışımız yok gibisine bir cevap verdiler. Ya toprağı sen vatandaşa satarsan toprak satışıyordur. Bu kamu. Bu devletin bir kurumu. Yani ben dedim acaba koalisyon hükümeti mi var? Orman Bakanlığı başka partide, karayolları başka partide mi? Yani böyle bir şey var yani. Böyle bir sıkıntı olmaz. Yani ben bu konuda açık ve net söylüyorum. Gereken ne gerekirse yapılacak. Bakanımıza kadar ulaşacağız bu konuda. Böyle bir sorunu ben tasdik etmiyorum. Kabul edemem de ilgililer de bunun cezasını çekecekler. Ben bak buradan açıkça söylüyorum. Bu dolgu malzemesini vermeyen ya da vermek istemeyen kim? Sebep nedir? Tire ve bölge için son derece önemli olan Tire Belevi yolu çalışmasında bürokratik engelin aşılması için yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği merak konusu. Ya ben istifa edeceğim. Bunlar o kişiler bu yolda ilgili bu sorunu çıkaran kişiler istifalar alınmadık. Görevlerden alınmasına takdirde gerçekten sıkıntı çıkıyorsa ya onlar istifa edecek ya ben istifa edeceğim.